Hayrola? Çocuklar evrakları sana getirmiş. Neden? Sen kendine çeki düzen verene kadar işleri ben devralacağım demiştim sana. Şimdi de sözümü tutarım. Abi Allah aşkına sen bu işlerden ne alırsın? Eline yüzüne bulaştıracaksın. Hayrola Şahbaz Efendi? Sen burada yokken biz taş mı yiyorduk ha? Neyini idare edemeyecekmişim? Gayet de güzel idare ediyorum işte. Abi bak. Şansını iyice zorlarsın. Şahbaz. Sen abine mi dersin şansını zorlarsın diye? İçki içip dağıtmadan önce neredeydi aklın? Yahu han benim hanım. İster içki içerek yönetim. İstersem kezzaf içerek yönetirim. Kim karışır? Ben karışırım. Bu han sadece senin değil. Vakti zamanında rahmetli babama bütün servet senin değil. Bizim de söz hakkımız var demiştin. Hatırlar mısın? Hı hı. İşte oradan pay biç. Hanı mı istiyorsun? Buyur al, senin olsun. İşleri mi istiyorsun? Hepsi senin olsun. Ama önce kendine çeki düzen vereceksin. Anladın beni? Yoksa ben işleri alıp idare etmesini gayet iyi bilirim. Ben işleri büyütelim dedikçe... sen hala küçük meseleler peşinde koşarsın abi. Artık sabrım taşmak üzere bilmiş ol. Benim yoluma babam cesur olamadı. Sen mi vuracaksın? Sakın babamın adını pis işlerine bulaştırma. Duydun mu beni? Sakın. Niyetim de sana ket vurmak değil, seni adam etmektir. Anladın mı? Bak, ya kendine çeki düzen verirsin ya da beni karşına alırsın. Bu da sana abi olarak son ikazımdır. Son. Şansı veririm. Eğer bu işlerin altından kalkamazsan bedelini ödersin, haberin olsun.